Muhtemelen şunu merak ediyorsunuz. Neden iklim felaketlerini tekrar tekrar gözden geçiriyoruz? İnanın bana, kimseyi korkutmak veya kanal reytinglerini artırmak için değil. Bu etkinlikleri düzenli olarak takip etmemizin çok daha önemli bir nedeni var ve bugün bu nedeni paylaşacağız. Şimdi 23 Ekim'den 29 Ekim'e kadar olan haftada meydana gelen ciddi felaketlerden bazılarını tartışalım. Yeni Zelanda Ekim ayında güçlü bir fırtına Zelanda'nın çoğunu vurdu. Milford Sound'da sadece 13 saat içinde yaklaşık 345 mm yağış düştü ve bölge önemli ölçüde etkilendi. Wellington'da rüzgar hızı saatte 140 kilometrelere ulaşırken, özellikle bisikletliler olmak üzere sokaktaki insanların can güvenliği tehdit altına girdi. Bisikletliler kelimenin tam anlamıyla bisikletlerinden uçup gitti. Kötüleşen hava koşulları nedeniyle yerel havalimanında 28 uçuş iptal edildi, kent sakinleri sık sık elektrik kesintileri yaşadı. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Mount Cook köyüne giden 26 yolcu taşıyan bir otobüs yoldan çıktı. Yolcular acilen tahliye edildi. Güney Adası'nda yoğun yağışlar ve heyelanlar ile kar yağışı çok sayıda karayolunun kapanmasına neden oldu. İspanya, birkaç gün süren bir dizi yıkıcı fırtınanın etkisi altına girdi. Endülüs bölgesine bağlı Almería ili, Ekim ayında şiddetli sağanak yağışlar ve çapı 5 santimetreyi bulan büyük dolu yağışlarından olumsuz etkilendi, dolu nedeniyle araç camları kırıldı, seralar tahrip oldu. Ertesi gün, Valencia bölgesindeki Benefayo Belediyesi'nde büyük bir kasırga kaydedildi, enkaz ve bina parçaları havaya yükseldi. İlginçtir ki bu hortum saat yönünde dönerken, kuzey yarımküredeki hortumlar genellikle saat yönünün tersine döner. Ekim ayında İspanya'da gerçek bir trajedi yaşandı ve en az 140 insan hayatını kaybetti. Çayva kentinde bir yıldan fazla yağışın 8 saat içinde düşmesi felaket boyutunda sel baskınlarına yol açtı. Sokaklardan akan çamurlu su selinin etkisiyle önüne çıkan her şey, ev duvarları çöp kutuları ve park kapıları da dahil olmak üzere sürüklendi. Valencia'da kaos yaşandı. Büyük otoyollar geçilmez hale geldi, tren seferleri tamamen durdu, onlarca uçuş iptal edildi veya güzergahları değiştirildi. Fırtına limanlarında kapanmasına neden oldu. Moşi, Malaga ve çevre bölgeleri de selden etkilendi, bazı yerlerde 100 milimetrenin üzerinde yağış düştü. Malaga yakınlarında yüzlerce yolcu taşıyan yüksek hızlı tren raydan çıktı. Felaket Valencia halkını şaşırttı. Çok sayıda kişi zemin katlarda ve bodrumlarda mahsur kalırken, yüzlerce kişi çatılara ve ağaçlara sığınmak zorunda kaldı. Tahliye çalışmaları bot ve helikopterlerle gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri, ulaşılması zor alanlarda drone kullanarak enkaz altında hayatta kalanları aradı daha önce ulaşılması mümkün olmayan yerlerde, giderek daha fazla sayıda ölünün cesedine rastlanmaya başlandı. Kentin afetten en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Peyporta'nın belediye başkanı, sel sularının kasabayı sadece 10 dakikada su altında bırakması nedeniyle birçok sakinin tek katlı evlerinden kaçamadığını bildirdi. Bazı kişiler araçlarını kurtarmaya çalışırken boğuldu, çok sayıda yaşlı ise huzurevini su basması sonucu hayatını kaybetti. Dana siklonu, Ekim ayında Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletlerini vuran tropikal siklon Deyna, kasırga kuvvetinde rüzgarlar, şiddetli yağmurlar ve fırtına dalgalarına neden oldu. Her iki eyalette de 1 milyondan fazla insan tahliye edilirken, binlerce yardım merkezi kuruldu. Kasırga altyapıya zarar verdi, elektrik hatlarını devirdi ve ağaçları kökünden söktü. 2 milyondan fazla evin elektriksiz kalmasına neden oldu. Odisha'da okullar kapatıldı, 200'den fazla tren seferi iptal edildi. İlk belirlemelere göre, siklon pirinç ve patatesinde aralarında bulunduğu 180 bin hektardan fazla ekili alanı yok ederek, yerel çiftçilere büyük zarar verdi. Felaketten etkilenen insan sayısı 1 milyonu aştı. Ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika Ekim ayından bu yana birçok ülkeyi etkileyen güçlü bir fırtına dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Arjantin'in orta kesimlerinde şiddetli yağışlar 3 eyalette su baskınlarına neden oldu. Buenos Aires ve çevresinde sadece bir buçuk saat içerisinde yaklaşık 60 mm yağış düştü. Kurtuba ilinde ise tek günde 300 mm'yi aşan yağış miktarı, Ekim ayı ortalamalarını önemli ölçüde aştı. Uruguay'da fırtına ülkenin iç kesimlerini vurdu. Anormal derecede şiddetli yağışlar nedeniyle Peyzundu kenti sular altında kaldı. Kasırga kuvvetindeki rüzgarlar ağaçlara ve binaların çatılarına zarar verdi. Paraguay'da da şiddetli hava koşulları etkili oldu, özellikle iki eyalet etkilendi. Findo kenti yakınlarında yaşanan dolu ve şiddetli rüzgarlar tarım alanlarına ciddi zararlar vererek, bölge sakinleri için felakete yol açtı. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ayrıca Parana Nehri kıyı şeridindeki bölgeler ve Carlos Antonio Lopez şehri de çok sayıda evin çatısı olmadan kalması nedeniyle önemli hasarlara uğradı. Brezilya'da fırtınalar güney ve güneydoğudaki 6 eyaleti etkiledi. Sinin bu belediyesinde sadece 30 dakikada 130 milimetre yağış düştü, bunun sonucunda yollarda ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Hasada başlayan çiftçiler ise büyük zararlara uğradı. Fırtına, yaklaşık 3 milyon kişiyi elektriksiz bırakarak, sert hava koşulları nedeniyle bu ayın ikinci büyük elektrik kesintisine neden oldu. Rio Grande do Sul eyaletindeki kıyı belediyelerini vuran güçlü rüzgarlar, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi, okul binaları ile yakın zamanda inşa edilen tiyatro binasına zarar verdi. Özel bir otomatik meteoroloji istasyonundan alınan verilere göre rüzgar hızı saatte 133 kilometreye ulaştı. Ekim ayında atmosfer basıncı 995 hektopaskal seviyesine düştü ki bu son derece düşük bir değerdir. 1000 hektopaskal basınçta fırtına riski önemli ölçüde artar ve bu seviyenin altındaki okumalar genellikle çok güçlü ve yıkıcı atmosferik olayların habercisidir. Rio de Janeiro'da onarımda olan Abrio Eylima kargo gemisinin halatları kasırga kuvvetinde koptu ve gemi tersaneden 200 metre uzakta karaya oturdu. Brezilya'da meydana gelen doğal afet sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ve bir kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Ekim ayında Ras Al Haim Emirliği'nin güney kesimindeki Kadra kenti yakınlarında alışılmadık bir meteorolojik olay meydana geldi. Güçlü kasırgaların patlaması. Bu hortumlar havaya önemli miktarda toz ve kum kaldırarak sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı. O anların video görüntüleri ortaya çıktı. Kuzey yarımkürede bu tür olaylara pek rastlanmaması nedeniyle kasırganın saat yönünde dönmesi dikkat çekti. Bu, İspanya'daki kasırgadan sonraki bir hafta içinde böylesi bir anormalliğin en azından ikinci örneği oldu. Tropikal siklon Trami Filipinler'de Kristin olarak bilinen Trami Ekim gecesi ülkeyi vurarak şiddetli yağmurlar ve kuvvetli rüzgarlar getirdi. Fırtına, Filipinlerin orta ve kuzey eyaletlerinde önemli hasara yol açtı. İlk saatlerde bazı bölgelere milimetrenin üzerinde yağış düşerek aylık ortalamanın üzerine çıktı. Naga kentinde yağışlar normal aylık toplamın iki katına çıkarak ani sel baskınlarına yol açtı. Binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı, saatlerce çatılarda yardım bekledi. Kurtarma çalışmalarına yaklaşık 1500 kişi katıldı ancak motorlu bot yetersizliği tahliyeyi zorlaştırdı. Mimar Opa bölgesindeki iki havalimanında uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Etkilenen bölgelerde yetkililer okulları kapattı ve olağanüstü hal ilan etti. Fırtına elektrik şebekesine ve ulaşım yollarına zarar verdi. Filipinler'de meydana gelen yoğun sel ve heyelan felaketi sonucu 7 milyondan fazla kişi etkilendi. Ne yazık ki ölü sayısı artarken 30 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 1 milyon kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Bölgedeki durum kritikliğini koruyor. Filipinlerden sonra Vietnam'a doğru ilerleyen Trami kasırgası, ülkeye Ekim ayından itibaren kuvvetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar getirdi. Fırtına, Ekim ayında saatte 88 kilometreye varan rüzgar hızlarıyla Vietnam'ın orta kesimlerini vurdu. Kuang Bin eyaletinde 620 milimetre yağış kaydedildi, yaklaşık 17 bin evin su altında kalmasına neden oldu. Letoy bölgesi sel nedeniyle bölgenin geri kalanından tamamen kopuk hale gelerek önemli bir yıkıma uğradı ve bölge sakinleri tahliye edildi. Afet binlerce hektar tarım arazisini ve balıkçılık işletmelerini etkiledi. Danamda fırtına turizm altyapısına ciddi zarar verdi. Kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise hala kayıp. Fırtına birkaç gün boyunca yoğun yağışların yaşandığı Çin'in Hainan eyaletini de etkiledi. Ekim ayında gece boyunca yaklaşık 300 milimetre yağış düştü ve bu son 25 yılın rekoru oldu. Bu incelemeleri, insanlara güncel olaylar hakkında güvenilir bilgi sağlamak amacıyla yapıyoruz. küresel kriz sorumluluk forumunu izleyerek önümüzdeki yıllarda bizi neyin beklediğine dair fikir edinebilir ve iklim değişikliğinin daha geniş resmini görebilirsiniz. Bu bilgilerle acil durum çantası hazırlayabilir, doğal afetler anında nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bölgenizdeki iklim tehditlerinin farkında olmak, hazırlıklı olma yolunda atılacak ilk adımdır. Örneğin bir sel sırasında arabanızı veya diğer eşyalarınızı kurtarmaya çalışırken hayatınızı riske atmamak, bunun yerine kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliğini ön planda tutmak çok önemlidir. Daha önce de böyle bir şey yaşandığına inanıp kendinizi rahatlatmayın. Evet, İspanya'da şiddetli yağışlar ve seller, Filipinler ve Çin'de ise tayfunlar olmuştu. Ancak bu şiddet ve ölçekteki doğal afetler son derece nadirdi ve artık neredeyse her gün gerçekleşiyor, aynı anda birçok bölgeyi etkiliyor. Bu da her birimizin her an risk altında olabileceği anlamına geliyor. Bu bilgileri çevrenizdekilerle paylaşarak onların da hayatlarını kurtarabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmalarına ve uygun şekilde tepki vermelerine yardımcı olun.